Herkese merhaba arkadaşlar. Furkan Ülkü TV'de yine Dealers Life 2'de birlikteyiz. Şöyle kısaca bir tanıtayım, bir hatırlatayım. Size zahmet, bana eziyet ama abone olursak ve videoları da beğenirsek çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinize gerçekten ihtiyacım var. Şimdi Dealers Life'da alım satım işlerimiz devam edecek arkadaşlar. Dükkanı bir açalım şimdi. Bu dayı bize satmaya gelmiş. Ne satıyorsun dayı? Ödünç aldığım bir şey var, mümkünse satacaksın. Neymiş bu? Kötü, sıra dışı ev ürünü. Tahmini 495 dolarlık bir değeri varmış. Emmi'ye bir bakalım. Emmi, sen biraz acı gözlü gibi geldin bana ama. Bu neydi? Koleksiyoncu bu pahalıya satmaya kalkacak. Bakalım. 400 istiyorsun. 400'ü geç abi. 400'e geç. O olmaz o. Geç. 300. ...330. Güle güle. Stoğa bakalım. 3 adet ürünümüz. Bu ne bu? Evet. İyi durumda. Çok kötü durumda. Ya, tamirci falan almadım daha. Doğru düzgün kazancım olmadığı için. Basalım abi. Satıyorsun bunu. Ne bu? Sıradan diyor, kötü bir eşya diyor. 570 dolar değeri var. Aç gözlü, ne sattığını biliyor. Bakalım, 570 dolar tahmini fiyatı olan bu ürüne 450 dolar fiyat veriyorum abi. Abi çok istedin, 460 bacım. 460'a bunu aldık. Tamam, teşekkürler. Neyi almak istiyorsun? Sıradan kötü gündelik. 620 dolarlık ürünmüş tahmini. Ablamıza bakalım. Biraz aç gözlü. Ne diyor? 385'e alamazsın. 620 dolarlık ürünü ben sana 385'e vermem. Hiç hayal etme. Ha, 390'a almışım. Şöyle 500 dolar diyelim abi. Yok abi, 500 abi. 500. Alma o zaman. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Bundan var abi. O yüzden ilgilenmiyorum. Kusura bakma. Bir dükkanı açalım abi. Nintendo DS oyun konsolu diyor. Gündelik tahmini değeri bilinmediği için ilgilenmiyoruz. Neyi almak istiyorsun? Bunu. 570 dolarmış. 660 dolar para vermişim abi ben bu ürüne. Bir fiyat söyle diyor. 660 dolar verdiğime göre direkt tahmini değerini yazalım ya. 570 dolar. 530'a olmaz abi. 550. 540 son. Eyvallah abi. Ne satıyorsun? Koltuk satıyorsun. Sıradan bir eşya. Durumu kötü. Kötü durumdaki sıradan bir eşyayı nasıl alırız? Ne yaparız? Şöyle bir bakalım. 380 dolar tahmini bir değeri var. Ne sattığını biliyorsun. Eyvallah. Bakalım. Abi çok istiyorsun. Direkt yallah. Level yükseltmem lazım ama bunun için de mangır lazım. Ne diyorsun? Her şeyin fiyatı bir süreliğine düşecek bildirmeye geldim. Eşya satımında kâr etmek zorlaşacak ama eşyaları alması kolay olacak diyorsun. Teşekkür ederim. Alması kolay olacak diyorsun. Tahmini 710. Çok kötü ama sıra dışı ürün diyor. Güzel. Hafif aç gözlü ve koleksiyoncu bir arkadaşımız. 710 dolarlık bu ürünü ben 500 dolar dersem. Teşekkür ederim. Bunu almak istiyorsun. 500 dolara aldık biz bu ürünü kardeşim. Ne aldığını da biliyormuşsun. 500 dolara aldık bu ürünü. Sana 700 diyelim. Oğlum 500 aldım. Alıyor bunu benden. 700 dolar. 710 yapayım. 690. Güzel. O zaman ben de sana 700 derim. Teşekkür ederim. İyi işler. Bakıyoruz abi. 620'ymiş değeri. 390 ödemişiz. Aç gözlü, sabırsız diyor. Ne diyor? 435 diyor. Ben de 450 diyorum. Allah bereket versin.
Güzel para, güzel para. Aç abi, ne bu? Klozet. Çok iyi durumda ama tahmini değerini bilmiyorum abi. O yüzden ilgilenemiyorum, kusura bakma. 82 dolar gündelik, çok kötü durumda, sıradan bir şey. Biraz açgözlü bir abi ama 82 dolar abi, bundan ne kâr edeceğim ki ben? 44 dolar diyorsun abi, ben de sana diyorum ki 44 dolara ben bunu almam, hiç kusura bakma, 30 dolar. 35 dolar. 35 dolar dedim, 38'e kabul etmem, 37'ye kabul ederim. İlla da benim dediğim olacak kardeşim. Satma hıyar, çok da umurumda. 1000'e almışız, 1300 değeri var. 1000'in üzerinde satmam lazım. Aç gözlü bir adam. 880 veriyorsun. Hayatta bu paraya vermem sana onu. Onu ben sana söyleyeyim bak. Onu bir söyleyeyim. Bir söyleyeyim. Bir kere kafadan abi ben sana 1200 diyeceğim. İster al ister alma. 1200. Alma kardeşim. 205 tahmini değeri, çok kötü, sıradan bir ürün. Acayip açgözlüsün. Tahmini 205 dolar ediyor. 205 dolar ediyorsa 100 dolar veririm kardeşim. 120 vereyim. Git o zaman, bana ne? İyi, daha ticarete rehin. Rehin bırakacak. Ne diyor? Değeri 265 dolarmış. Ya hiçbir bilgi de yok karıyla ilgili, neyse. Sana bunun için maksimum verebileceğim... 150 dolar. Tamam, 166 dolar vereyim sana. Gelmezsen ürün benim. Bunu alacaksın. 500'nin altına düşmeyeceğiz abi. Koleksiyoncu, buna bunu geçiririz ya. Bak şimdi 750 dolar diyeceğim. Teşekkürler. Aç gözlü. Ne satıyorsun? Sıra dışı giyim ürünü, 1180 tahmini değeri var üniformamızın. Bakalım, 710 dolar diyorsun abi. 710 olmaz. 600'e bırak. Biz de 3-5 kuruş kazanalım. Hani hadi 640'a bırak o zaman, hadi. Bak 650. İyi ver inatçı. 670 aldık abi. Aç gözlü bir ablamız. 670 aldığımız bu ürüne 1200 diyeceğiz. Allah 1100. Alma o zaman. Ya ne yapabilirim? Dışarı polisi var, yakınızda bir dükkan, bir grup yapmışlar. Bundan yalanlandı ya. Polisi ara. 156 dolarlık bir tuvalet fırçası. Yani tuvalet fırçası biraz ilginç oldu ama 156 dolarmış tahmini değeri. Kardeşim 75 dolara veriyorsan, yani 100 yapayım hadi senin güzel hatrın için. Bak 105 yaptım, daha da vermezsen verme kardeşim, ne yapayım şimdi yani. 1000 doların üstünde satacağız abi bunu. Bunu 1000 doların üstünde satmamız gerekiyor. 920 olmaz kardeşim. Olmaz. 1100. Olmaz. 1050. Alma kardeşim, yapacak bir şey yok. 990 tahmini değeri. Satıcısı biraz açgözlü. 810 diyorsun, ben 750 diyorum hacı. 775. Allah cezanı vermesin. Bunun kârı yok, git. Değerini bilmediğim için ilgilenmiyorum. 1400 değeri var. Biraz açgözlü bir ablamız. Bakalım, 1400 satış değeri var. Bunu ne kadara kapatmam lazım benim? Buna ben 800'den fiyat çekeyim abi. Direkt 900 dedik araya. 850. 870. Ya arada ürün de almam lazım, yoksa batarım yani.
Evet, buna mı geldin? Vallahi 1000 doların üzerinde vermezsen alamazsın. Söyleyeyim kardeş, koleksiyoncusun, 800 dolar dedim. Ben de diyorum ki nereye ne 800? 1300. Bin iki yüz. Güle güle. 670 aldık bunu. Bin. 900. 800. 690'a neyse kâr ettik. Allah bereket versin. Az kâr ettik de işte neyse. 1400 tahmini değeri 800'ü aldık. Bilgimiz yok ablayla ilgili. Tahmini değeri 1400'müş. Teklifim de sana tahmini değeri 1400. 750 verdin kurtarmaz abla. 1250'ye beni kurtarır. Alma ablacığım, yapacak bir şey yok. 870'ten aşağı vermem bunu, kusura bakmayın. Hatta 900'den aşağı vermem ben bunu. Yok kardeşim, 1000. Hiç kusura bakma, 1000. Vallahi beğenmiyorsan beğenme. 950. Geçeceksin o işi. 900. Git. 1300. Hiç bilgimiz yok ablayla ilgili. Hızlı oynuyoruz. Abi 1300'müş. 1200'den açalım kapıyı. Evet. Geç o işi. 1100. Alma kardeş, yapacak bir şey yok. Değerini bilmiyoruz bunun. O yüzden ilgilenmiyoruz abi. 890 dolar gündelik değerin var. Bakalım. Ne kadardır diyorsun değeri? 600 vereyim kardeş. Fiyatlar normale dönene kadar bir şeyler almak lazım şimdi. Almazsak sıkıntı. Evden eşya tamir kutusuna katıldım. Yeni tamir becerilerimi bizim eşyalarda kullanmamı ister misin? Bayağı güzel olabilir belki. Tamam. Ne olduğunu anlamadım ama neyse. 590 tahmini değeri. Aç gözlü koleksiyoncu terbiyesizin teki demektir yani. 400'e veriyorsan alırız kardeş. Valla 410. Güle güle. Evet, eşyayı almadıkları için eşya benim oldu. Sıradan kötü gündelik bir eşya 176 dolar diyorsun. Hiç bilgimiz yok ablayla ilgili. Şimdi kardeşim 176 dolarlık ürünü tutup da 100 dolara alamam. 90 dolar vereyim. Hadi 100 vereyim. Hadi 105 vereyim hatırına. Almazsan alma ablam. Tahmini 330 dolarlık şeyi 600 dolara aldım. Ben bir salağım, zarar ettim şu anda. Tahmin değeri 330 dolarmış. Ben şuna bir 500 diyeyim bakayım ne olacak. 365. Of. 400'de. Ay kafama sıçayım ya. Bir dikkatsizlikte gördüğünüz gibi arkadaşlar gümledik yani. Evet, ne almışız? 166 bunu. Tamam. Eyvallah. Ben sana bunu bu fiyata verebilirim aslında. 350 diyeyim bakayım. Bir 5-10 dolar fazla veriyor musun? Tamam. 335 kabul abi. Allah bereket versin. Sıradan kötü 66 dolar. İlgilenmiyorum kardeşim. Ya buna bir fiyat ver abi, vereyim sana bunu. Bundan zarar edeceğim her türlü ya. Ay anasını avradını ya. Of. 400 dedim abi. 265'e de verilmez kardeş şimdi. Ayıp ediyorsun ha. Allah 350. Ya şunu çıkart elinden ya. Her türlü zarar edeceğim zaten. 1300 bin bilmem kaç diyor. Hiçbir şeyini bilmiyoruz. 840 olmaz kardeş. 1200. Çık çık.
Yapacak bir şey yok, kendi bilir. Değerini bilmediğim için almıyorum. 3700 tahmini değeri olan iyi durumdaki bir eşyadan ama aç gözlü ama bu abla işte sıkıntı şu an. Tahmini değeri 3700 olduğu için bunu... Bir dakika. Bunu kaça almam lazım benim? Teşekkürler. 1280 sıra dışı ev, 1280 dolar değeri, aç gözlüğü ne yaptığını biliyor. Bakalım 1060 diyorsun, çok diyorsun abi. 1060 da biz ne kar yiyeceğiz? Biz kar etmeyelim yani, bu mudur yani? 900, 940. 930. Verme. Göt. Abi bundan da kazık yemişim. Sattık gitti. Tahmini 960 dolar. Yani 900'e sattığımızı düşünelim. 900'e sattığımızı düşünelim. Buna 650 dolar fiyat verelim. Bakalım ne isteyecek. Yuh! Yallah dayı. 3700'lük olanı almaya mı geldin? Güzel. 3700 fiyat veriyorum sana direkt. Allah bereket versin. Bir kılıç mı kaldı elimde? 1300'e 1000. Tamam. Abicim bak, yani bu iş benim canımı sıkmaya başladı. Abi 20 dolar zarar etmiş oluyorum böylece. Ya al git be. Aman be. Ürün bitti kardeş. Ben açık arttırmalara giremediğim için özür diliyorum. Anneannemi hatırlıyor musun? He. Ne dersin, ona bir hediye alalım. Çok mutlu olur. Kesin herkesi bizden bahseder. Belki müşteri çekeriz. Uygun bir şey soracağım. Bunu ev kategorisi. Gündelik tahmini değeri 445. Uygun bir fiyata bunu almamız lazım. Şimdi 445 dolarlık bir ürünü ben 300 dedim. Teşekkürler. Kötü durumda abi ya, ama satış değeri de 620 falan yani. Bakalım. 620 dolarsa 400 diyorum kardeşim sana. 450 mi? Tabii kardeşim benim, 450'ye alırım. 610 kategori ev. Bunu uyguna kapatmamız lazım şimdi, dur. Bir fiyat söyle diyor. 400. 430. ...2900 değeri. İyi. 2900'e satılabilecek bir üründen bahsediyorsun kardeşim. Ve bu herif koleksiyoncu. Aç bakayım. 2250 diyorsun. Yemezler kardeş. Yemezler. O işi geçeceksin sen bir. Ben sana 1900 veririm buna. Biz ne yiyeceğiz kardeş? Kardeşim bak. 2100 veririm. 5 kuruş da fazla vermem. Git o zaman. Hadi güle güle. İyi durumda silah kategorisi ne diyor? 750 dolar tahmini satış fiyatı var. Az bir açgözlülük de var ablamda ama bu 750 dolarlık ürüne ben 500 derim abi. Bir düşün. Tamam. Eyvallah. Teşekkür ederim. Rehin almak için. Kötü durumda sıradan 405 dolar tahmini değerin var. Sana bunu rehin bırakırım ama 210 dolar vermem. 175 dolar veririm. Vallahi 180 vereyim.
Git o zaman, çok da umurumdasın. Kıyara bak. Ne satıyorsun? Kötü durumda, sıra dışı. Yalnız... $1,780 satış fiyatı var. Bakalım, $1,780 satış fiyatı olan bir alete $1,300 fiyat verebilirim. Yuhebe'nin. 1450. Yürü git mal. Gündelik sıradan iyi durumda $350'lık değeri olan bir ürünsün. Sabırsızsın. Açtım. Kardeş sana buna $200 vereyim ben rehin almak istiyorsan. Gelmezsen de satarım. Hıyar. Kategori 1. Anneme hediye alıyor. Daha fazla müşteri gelecek. İyi. Tahmin edeceğiz. $500 aldık. 900. Sattım abla. Çok kötü durumda. Çok bir değeri de yok. İlgilenmiyorum abi. 2017 ürünlerim. Şimdi günlük $385. Şu an ilgilenmiyorum kardeşim. Çok kötü durumda olan bir ürün. İlgilenmiyorum. Kötü durumda $1,200 satış fiyatı olan bir ürüne denk geldik. 960'a mı bırakıyorsun? Ben sana 900 desem verir misin onu bana? Teşekkür ederim. Kendine iyi bak hayatım. Peki şöyle bir şey yapsak. Yani satışları arttırmak için tabii biraz da level almamız lazım da onun için de para lazım tabii. Yani zorda oynadığımız için kâr etmesi biraz zor. Nasıl bir silah bu? Değerini bile bilmiyorum kardeşim. Sana neyi rehin veriyorsun sen? Ne aldığımızı yaptığımızı az bir şey açgözlülük var abimizde. Değerine bunun. Çok kötü durumda $320'lık bir ürün. Vallahi kusura bakma be abi. Yine mi tuvalet fırçası be kardeşim? $138 değeri var. Kötü durumdaymış. İlgilenmiyorum git. Maalesef ablacığım yürü git. Bunu almak istiyorsun. Gündelik $445 değeri var. Ben buna ne ödemiştim ya? $300 ödemiştim. Yani koleksiyoncusun ben sana bunu saplarım. 445 eder diyorsun. 455 eder diyorsun. Ben de 500 eder diyorum. Allah bereket versin. Haberler şahane. Hani Zeki amca hediye vermiştik ya. Sana demiştim karşılığı büyük olacaktı. İşte tam öyle bize nakit yolladı. Allah bereket versin. Kültür ürünü $450 ödemişiz abi. 450'nin üzerinde satacağız bunu. Ne olursa olsun 450'nin üstünde satacağız abi. 650'den kapıyı açalım. Bakalım abi ne verecek. Bir düşüneyim dedi. Tamam dedin. Allah bereket versin. Güzel. Kazandık. Ne diyor? Rehin biletinin süresi dondu. Cep telefonu artık benim. Güzel. Bunu satıyorsun. Ne bu? Çok kötü değerini bilmiyorum. Yallah tazik. Bunun da durumu çok kötü. Zaten var ondan elimizde. Yallah. Kötü durumda $395 değeri var. Satan aşırı açgözlü. O yüzden ilgilenmiyoruz abi. 900'ün üstüne satacaksın bunu. Nasıl yaparsan yap. Koleksiyoncu bir abimiz. 2000 veriyor. Sattım. Allah bereket versin. Nadir ama değerini bilmiyorum be abi be. Tahmini $1,420 satılıyormuş. Satan ufak bir açgözlülük var. 1140 istiyorsun da abla be. 900'e versen ya. Gittim git ne yapayım ya. Kötü sıradan giyim $162. Çok küçük bunlar ilgilenmiyorum. Ya arkadaş değeri yok bunun geç. Bunu da geç. Heh. $400'lık bir ürün. Değeri ne kadar biliyor musun? $200.
Hani 225 yapayım senin güzel hatırın için. Bak, 250 yapıyorum. Alıyorsan al. Eyvallah. İyi bir ticaret yapıyorum şu an. Bir sıkıntı yaşamayacağız gibi. Bu ne bu? Kum saatimsi şey 2450 dolar. Sabırsızmış ama. Abi 1920 demişsin. Ben de sana 1850 dedim. Teşekkür ederim. 400 dolar değerinde bir ürün. Koleksiyoncu bizi kakmaya çalışacak. Bu fiyatı ben mi vereyim? Al. 200. 225. 250. Güle güle. Güzel. 1850'den yukarıya satacağız bunu abi. Aha koleksiyoncu. Çak. Kaça mı veririm? 2450 tahmini değeriymiş. 2750 diyelim biz. Teşekkürler. 200 liranın üzerinde satacağız bu cep telefonunu kardeş. Teklifim mi ne? 400.360. Alma geri zekalı. 240'tan pahalıya satman gerekiyor Furkancığım bunu. İşi de biliyor bu. 240'tan pahalıya satacakmışım. O zaman 410 diyelim. Ablamız biliyormuş işi ya. Allah bereket versin. Rehin geldi. Değerini bilmediğim bir şeyi rehin alamayacağım. Kusura bakma kardeş. Tahmini değeri 3550. Şimdi bir dakika. Tahmini değer 3550 olduğuna göre az bir aç gözlülük de var da bunu alabilir miyim ya? Baba ne yaptın? Yallah baba. Bunu almak istiyorsun. 200 doların üstünde bir fiyat veriyorsak. 350 lan. Allah bereket versin. Sıra dışı giyim kategorisi kötü, çok kötü durumda. 365 dolar bir değeri var. Abimizle ilgili bir bilgimiz yok. Bakalım 365 değeri varmış. Vallahi kardeşim yani 230 vereyim. Bunu satıyorsun ama değerini bilmiyorum. O yüzden senden bunu alamam. Gündelik bir dakika. Fena değil durumu. 730 dolar. Güzel 730 dolarlık bir ürünse bunu kaça alırız abi biz? 730 dolar dediğine göre 500'den açalım abi. 570 değil de 550 olsun mu abla? Teşekkür ederim. Gündelik sıra dışı iyi durumda 1540 dolar değeri var. Aç gözlüsün, işi de biliyorsun. Vallahi yanlış anlama sana bunun için 900 dolar veririm abi rehin. Kusura bakma. 990 dolar mı? O fiyata satarsam ama. Ver lan 990'a. Çok iyi durumda. Gündelik bir ürün 2750 dolar değerinde. Çok aç gözlü. Oo, hop güle güle. Sıradan kötü 475 dolarlık bir şey. Yani bu bizi kazıklamaya kalkacak. Yallah. Giyim 540. Aç gözlü. Yallah. Çok iyi sıradan bir şey. 840 dolar değeri var. 690 diyorsun. Ben de 650 diyorum. İyi günler. Artacak. Eşyadan alınan kar azorlaşı... Alımdan kar edemeyeceksin ama satımdan kazanç yapacaksın. Elimizde mal olaydı iyiydi neyse. Bu bana mı satıyor? 420 dolar tahmini değeri.
730 değeri var. Tamam 820. Allah bereket versin. Bu çok kötü bir ürün. İlgilenmiyorum. Siktir et. ...1940... ...değeri. 900 dolara bunu rehin vermek istiyorsun. Tahmin değeri de 1940 dolar. Kabul. Geri almazsan... ...kar ederiz o işte. Oo, 2250 dolar. Şimdi dur. Ya çüş ya. Anlaşmak zorunda değiliz. Git abi, ilgilenmiyorum ya. Borç geri ödendi ve faiz ödendi. Gündelik 790 dolar bir satış fiyatı varmış sıradan bir ürün ama durumu iyi. Bakalım 690 istiyorsun, ben 500 diyorum abla. Gidebilirsin, dert değil benim için canım ablacığım. Duydum Peter, buraya gelerek zamanımızı boşa harcamışız. Bu duruma... Çok cesur musun yoksa umursamaz mı emin olamıyorum. Belki de kendimi iyi anlatamamışımdır. Bu bir istek değil. Eğer ödemeyi yapmazsam başımdaki şeyler gelecek. Vermeyeceğim. Sıra dışı kötü kültür. Aa, 3250 dolarlık bir şey. 2150 mi? Ver baba. Değerini bilmediğim için sana yallah diyorum abla. Baba çok kötü durumda, bir de değeri belli değil ya. Gündelik çok kötü durumda, nadir bir eşya. 2150 dolarlık bir bedeli var bunun. Şöyle yapacağız. 1500 vereyim bakayım abim ne tepki verecek. Bir kaybol git lan. Abi yine mi tuvalet fırçası? Abi 810 dolar değeri var. 800'e mi vermeye çalışıyorsun? Defol git. Seninle anlaşamayız biz. Evet, sen onu tahmin et, onun değeri bir artsın. Çok kötü giyim diyor. Yok abi, çok kötü bir ürünü, onu alamam ben. Sahibi başa geri alamadı. Koleksiyon ekmek kızartma makinesi senindir. Eyvallah. Sıradan iyi kültür ürünüsün ama işte değerini bilemediğimiz için alamıyoruz. Sıradan kültür ürünü 710 dolar. Aç gözüsün, o yüzden ilgilenmeyeceğim. 660 dolar satışı var. Ya arkadaş. Dedim ve dükkanına haraç almaya geldiklerinden şüphe duyduğum bir grubu durdurduğum sanıyorum ki bunun arkasında Don Vito var. İşte dik durabilen insanları görmek güzel. Bence bu ödülü hak ediyorsun. Özel koruma programlarından haberin var mı? Dinliyorum. Dükkanın hemen dışına bir bekçi kulübesi koyacağız. Bundan sonra seni kimse rahatsız edemeyecek. Programa katılmak ister misin? Tamam.
Satıyorsun bunu. Neymiş bu? İyi durumda. 580 dolarda fiyatı varmış. İyi. Aç gözlü bir ablaya denk geldik. Defolduk abla. İyi durumda. 265 dolar değeri var. Hafif aç gözlülük de var. 265 dolarsa 150 dolar teklif edelim ablama. Vallahi 170 175 ablacığım. 190. 2 dolar için almıyorum. Ne satıyorsun? Sıra dışı kötü ama değeri 400, 425 dolar değeri var ama. Baba ne yaptın ya? Sıra dışı çok kötü durumda bir ürün. Yani bir deneyelim. ...210. Git bana ne? Kötü durumda... ...sıradan ürün bu. Yani alsam mı bilemedim. 365 dolar diyor. Oba, bir dakika bunu satmayacağım. 1900 dolar vermişim. Bakayım kaç para vereceğim. 1740 mı? Satmış mısın satayım. Aletin değerini arttırdım ama ne haber? Dah. Baba ürün yok. Ürün almamız lazım. Bunun değerini bilmiyorum. Aç gözlü bir herif. 650 değer. Gündelik 650 mi? Baba 550 diyorum. Ver şunu 500'e de yorma bizi. Daha bir 150'de biz kazanak kardeş. Oyun kötü. 182 dolarlık bir oyunmuş. Ablayla ilgili çok bir bilgimiz yok. 132 istiyorsun. Ben de diyorum ki 132 olmaz o iş. Onu geçeceğim. 90. 100. Vermezsen verme. Az önce şiş atasın kamyon dükkan önünde dedi işte. $570 dolarmış değeri de aç gözlü koleksiyoncu bu bizi düdüklemeye kalkacak rehin verip. Vallahi kardeş kusura bakma 300 dolara vereyim rehin bırakıyorsun madem. Git. Çok da umurumdasın. Değerini bilmiyorum abla. O yüzden alamam. Ne satıyorsun? Bunu satıyorsun. İyi durumda. 1180 dolar değeri var. Çok güzel. Aç gözlü koleksiyoncu bir terbiyesine denk geldim. 1180'miş abi. 750 dolar diyorum sana. Yürü git lan. İt oğlu it. Bundan hiçbir şey alınmaz. Bakma bile. 650 dolar ödemişim. 800 küsür değeri var. 610 veriyorsun. Ben de diyorum ki manyak manyak konuşma. 840 dolarlık şeyi sana o paraya vermem. Evet. 2000 küsür verdim. 5300 tahmini değeri oldu artık onun. O yüzden şöyle yapacağız. Oo, al abi şimdi. 840-650. Aç gözlüsün. 630 veriyorsun. Vallahi kusura bakma. Bak 800 diyeceğim. Benim canımı sıkma. Vallahi 750. Biraz daha yukarı çık be abi. Defol git. Kıyar. Abi şunların değerlerini bilmiyorum da benim işçi slotum ne kadar abi? Bir kişi. Dükkanı büyütemediğim için değerlerini bilmediklerimi almayacağım mecbur. Gündelik çok kötü durumda. Sıradan ürün. Geç. Sıra dışı kültür ürünü 740 dolarlık bir ürün. Çok kötü durumda. Satıcı ile ilgili bilgim yok. Bir bakalım. 740 dolarmış kardeş. Bu 400 dolar diyeceğim ben sana bunu. Lan. $450. Sorun yok abi. Problem değil. Anlaşacağız diye bir kaydı yok.
Bas. Bunu satıyorsun gündelik ama ben değerini bilmediğim şeyi almam yallah. Ev kategorisi çok kötü durumda. 710 dolar. Tahmini değeri. Ha, pahalım. Vallahi kardeş 710 dolarmış. 500 vereyim sana. Hadi görüşürüz. Kötü durumda giyim sıra dışı ürün 1820 dolar satış fiyatı var. Satıcısı bilgili bir insan. Kazıklamaya kalkmayacağız. 1820 olduğuna göre 1250 verirsek bu ablaya. Ya tamam 1400 vereyim ablama. 1500'e alırım abla. Temiz iş. 650, 520 dolar vermişim. Değeri 650. Vallahi değeri 700 abla. Allah bereket versin. Sattık onu. Şimdi gir şuraya abi. Bu rehin mal. Bu sağlam, bu kötü durumdaydı değil mi? Bunun değerini yükseltirsek ne kadar yükselir? Bir yükseltelim bakalım. Ödenen 1968 oldu. Değeri ne kadar yükselecek bakalım. 5 gün 5 gün. Tamam burayı kapattık. Bir tane ürün var satacağımız. Bu ne? İyi durumda sıradan 600 dolar değeri olan güzel bir ürün. Bilgili bir ablamız var. 600 dolarlık ürüne 450 dolar versem. 540 çok abi. 60 dolar için bu iş yapılmaz abla. Kusura bakma. Kusura bakma. 475 bir kuruş da fazla vermem. E git ne yapayım? Gündelik sıradan kötü ürün ne diyor? 350'ye falan satacağımızı düşünürsek bu bizi düdüklemeye kalkacak. 320 diyorsun. Ben de diyorum ki 275 veriyorsan ver. Allah 290 yapayım senin için hadi. İyi ver 300'e. 465 dolar. İyi. Ama sen bana hiç kar marjı bırakmıyorsun be abi. Verme ne yapayım kardeşim yani. Ucunda ölüm yok ya. $315. $270 çok istiyorsun abi kusura bakma. Yani $270 çok, biz ne kâr edeceğiz bundan? $270 dolarsa $315 tahmini satacağım fiyatı abi. $225 diyelim abime. $250. $600 dolar ürünün fiyatı güzel. Adamla ilgili yine bilgimiz yok ya. 485 mi? Allah abi ben sana 440 versem olmaz mı ona ya? Bak 450 veriyorum hadi. Ver 465'e. Teşekkür ederim. Kötü durumda sıradan 495 dolarlık bir ürün. Aç gözlü bir ablaya denk geldik. 495'miş. 300 verelim bakalım ne diyecek. Teşekkür ediyoruz. 465'e aldım ben bunu. Sen bunu almak istiyorsun. Koleksiyoncusu. Her türlü kâr ediyorum ya. Teşekkürler Allah bereket versin. Bunu 260'a aldım ben değil mi? Kayboldu lan, sana satmıyorum it. Gündelik 235 dolarlık değeri olan bir şey bu abi bunu. 250 dolar diyeceğim al. Aa. Bunu ben alacağım. Çok kötü durum. Alamam. Az daha hata yapıyordum ya. 300 aldık bunu. 300'den yukarı satacağım. Şimdi 385 mi? Allah bereket versin.
Sıra dışı kötü ev kategorisinde $550. Evet, bunu almaya geldi. Neymiş? 650'ye almışız bunu. 650'den fazla vermen lazım kardeş. Geçeceksin o işi. Al. Sen öyle yaparsan ben de böyle yaparım. İpnelik yapacağım. Git göt herif. Artık benim. Tahmin fiyatı bilinmiyor. Sen bunu tamir et bana. Çok iyi diyor. 495 dolarlık bir ürün. Koleksiyoncusun, beni kazıklamaya kalkma. 345 diyorsun. Tamam, 300 diyeceğim ben sana. 330 mu? 320 abi. Ben teşekkür ederim. İyi durumdaki bir ürünü aldık kardeşim. Tamam, gel. Kötü durumda 182 dolarlık bir ürün. Defol. 650'den fazla verirsen vereceğim sana bunu abla. Kusura bakma da yani al. Allah, hiç kusura bakmayacaksın ablacığım. Ya vallahi işine gelirse abla. Almasın çok da bir tarafım daha. Bence iyi gidiyorum. Ne diyorsun lan yine? Asıl mesele bu, 1968 dolara mal oldu bana bu. 2900 verdi herif. Her türlü 1000 dolar kar ettim ya lan. 2900 verdiğine göre ben bu adama 3100 desem ne olur? Allah bin bereket versin kardeş. Bunu mu istiyorsun? 315, 260 dolara almışım bak kardeşim bunu. Tamam mı? Al git saygını gör. Tahmini 495. 320 dolara aldık abi. Aç gözlü bir herif. Basıyoruz düğmeye. 495'miş. 500 düz hesap. Çek buna fiyatı. 460 mı? 460 ise 470 yapalım abi. Ver Allah'ın belası ver. 400, 300'ü almışız abi. Önemli olan kaça aldığımız abi. Ben bunu 300'ü aldım. İlk fiyatı ben veriyorum. 500 kardeşim ilk fiyat. Allah bereket versin. Sıradan çok kötü giyim ürünü 168 dolar. Ya abi bundan kar edemem. Yürü git ya. Yok abi. Fiyat kudurdu. Değerini bilmiyorum. O yüzden sana yallah. Kötü sıradan yallah. Sana bir bakarız ya dur. 410 dolar değerim varmış. Bas, 320'ye mi veriyorsun? 300'e ver alayım lan. Son fiyatım 310 kardeşim. Veriyorsan. Eyvallah. Çok kötü durumda sıradan bir ev eşyası abi. Çok kötü durumdaki eşyayı alma. Çok kötü durumda var. Bunları tamir etmeden satmak çok zor. Hayatta vermem bunu.
Değerini bilemediğim bir şey abi. Sende de bir ipne tipi var. Ablanın değerini bilmiyoruz. Çok kötü. Gündelik sıra dışı 930 dolar. Dur lan bunu tamir ettirebilirim ben. Bu oyun konsoluna benziyor. Ben alıyorum şu anda. 930 dolara satabileceğimizi varsayarak alacağımız için arkadaşımıza 900 dolar desen 700 dolar fiyat çekelim abi. Teşekkürler. Yürü git dayı ya. Yalnız 1620 dolar değeri var yani. Ha, aç gözlüsün abla sen. 1620, 1000. 1200. 1300. Defol git. Bunu istiyorsun. Koleksiyoncu. Kaç para veriyorsun abi? 700 aldım şey 640'a mı vereceğim sana? Al sana fiyat. Yok, kusura kalma. Yok dayı kusura bakma o ürünü beğenmedim. Valla 700 dolardan fazla verirsen satarım sana kardeş. Valla kaça verirsin diyorsun. Valla vereceğim para bu 1000 dolar al. Allah bereket versin. Aha 3700 bunun değeri dur. 3700 diye düşünüyorsun. Bir 4000'i zorlayacağım ben. Teşekkürler. Kategorisi boktan bunun kapat. Lan çok kötü durumda 740 dolar diyor va. $870 dolar. İyi. Koleksiyoncu bu. Uzaklaşırsın. Bak 650 diyeceğim sana. Onun değerinin artacağını düşünüyorum ben. Hiçbir bilgimiz yok dayı. Çok kötü gündelik. Ben buna bu parayı verip de uğraşmam kardeşim. Kusura bakma. Gel. Abi ben bunu nasıl alırım? O kadar param yok kardeş. Açık arttırma açıldı ama biraz paraya ihtiyacımız var açık arttırmaya girmek için. Bu dayı bize bunu satmaya çalışıyor. 580 dolar da değeri var ürünün. Aç gözlü de bir amca. 580, 300 abi veriyorsan ver. Yallah git. Abi bunları alamam ben. Valla şu işe sinir oldum şu an yani. Sıradan kötü kültür 6430 diyor. Çık. 570 mi? Defol git lan. İt oğlu ite bak bizi gazıtlayacak ya. Pezevenk. 750 dolar yeni değeri. Güzel. Aç gözlü koleksiyoncu amcam. 660'a bunu sana hayatta vermem bir kere. Hiç heveslenme.
Direkt 750 fiyatı abicim. Kusura bakma. Bak hani kıyak geçeyim 730 olsun. Lan tamam lan 700'e bırakıyorum. Alıyorsan al. Allah bereket versin. Abi bu paralara nadir ürün kötü ev 2400 dolar değeri var. Bunu alacaksın tamir ettireceksin abi. Tabii uygun fiyata. 1640'a mı veriyorsun? Vallaha mı? 1500'e versene. Ver lan 1600'e. Oha. Kaç vereyim? Defol git lan. O da bizi götüklemeye kalkıyor İbne ya. Abla yürü git. Kötü nadir 6900 lira değeri var. Aç gözlü bilgili bir şerefsiz 7700 lira. Siktir git. Yer miyim lan ben bu numaraları? İlgilenmiyorum abla. 2950 giyeyim sıra dışı kötü. 2950 değerin. Aç gözlüsün. İlk fiyatı ben mi vereyim? 2000. Teşekkürler. Değerini bilemiyoruz. Kusura bakma abla. 857 tahmini değerini bilmediğim için bu bilgili abim ne veriyor bunu? Oo. Teşekkür ederim abi. ...3500 çok nadir, çok da iyi durumda. ...5700. Aç gözlüsün. Defolup gidebilirsin o zaman canım. Keyif fiyatını bilmiyoruz yani düşün. O kadar değerlendirme net. Tamir et şunu 5 gün içinde. İyi durumda 1060 ya 1000 dolarlık bir ürün. Geldim. Yani 780'e veriyorsun ama gel 700'e ver be abi be. Tamam lan tamam ver 750. Değerini bile bilmiyorum. Yürü git. Yürü git. Abav. Bakalım. 3900 mü? Abla 4 ver be. İyi tamam. Al ayrını gör. Bir gün daha oynayacağım arkadaşlar. Şuradan takip ediyorum. 7. aya geçeceğiz çünkü. Nadir çok iyi kültür. Ne istiyorsun? Koleksiyoncu. Buna bunu yaslarım ben. İlk fiyatı ben vereyim. Ah. Yeah!
Evet, bugünü de atlattık mı 7. ay olacak. Değerini bilmiyorum kardeş, kusura bakma. Ya bu ne la? Evet, 7. ay 7. gün oldu. 7. ayı ilk haftasının ilk gününe başlamadan arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyorum. Tabii sonlandırmadan önce ne istiyorum? Videoyu beğenerek ve abone olarak kanalımıza bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda, başka videolarda sizlerle tekrar görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar. Allah'a emanet.